Şimdi şöyle izah edeyim size. Olaya şöyle bakın. Olaya şöyle bakın. Sonuç itibariyle ne veriyorsunuz, ne alıyorsunuz da bakın. Onların da kuralları, kaideleri, yöntemleri var. Biz 22 alıyoruz, 18 veriyoruz. 7 milyon hibenin 3 milyonu faize veriyor, faiz ödüyoruz. 4 milyon da cebimizde kalıyor. Zaten bu finans kurumları kar amaçlı kurulmamış. Sanıyorum 60 civarında ülke buraya ortak. Ciddi de bir plasmanları var. 1 milyar avronun üzerinde bu Green City için ayırmış bunlar. İzmir aldı. Şimdi Ankara müracaat etti diye biliyorum. Biz aldık. Ve herhalde başka soru kalmadı. Peki konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Bu maddede de verdiğiniz destekten dolayı. Biz bu dönemde yaptığımız işleri pansuman olarak değerlendirmiyoruz. Tamamen kalıcı hizmetler vermek istiyoruz. Hiçbir işimizi günü kurtarmak için yapmadık. Yapmayacağız. Asla zinhar yapmayacağız. Böyle bir yöntemimizi görürseniz, böyle bir usulümüzü görürseniz lütfen sesinizi yükseltin. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bizim metro konusunda verdiğimiz siyasi bir tercihe sizler hayır metro gereksiz diyebilirsiniz. Ama bana göre gerekli. Bunun dayandırdığım gerekçeler var. Ben metroyu bugünün değil, yarının değil, önümüzdeki 10 yılların önemli bir projesi olarak değerlendiriyorum. Toplu taşımaya önemli katkılar yapacak. Kentin, trafiğin rahatlatmasına önemli katkılar yapacak. Mali olarak biz inşaat bitiminde bunun ödemesini başlayıp, bu 4 ile 6 yıl dedim inşaat süresi, 11 yılda ödeyeceğiz. Bir kere bu önemli. Yani şu anda bizim mali tablomuza tesir edecek hiçbir durumu yok. Bizim oraya yaptığımız koli yardımı, yemek yardımı sadece Ramazan'ı kastederken burada Alevi Sünni ayrımı yapmadan Ramazan ayında herkes afiyet olsun Alevisi de geliyor, Sünnisi de geliyor mahallede verilen yeme. Ya da 500 bin kişiye yemek dağıtmışız. Allah aşkına koli dağıtmışız 166 bin. Sen Alevisin, sen Sünnisin diye böyle bir günahın içinde olabilir miyiz? Böyle bir ayıbın içerisinde olabilir miyiz? Ben hangi renkten olursa olsun herkes benim kardeşim. Benim kimliğim önemli değil. Benim falanca kimliğim, falanca mezhebim asla. Ben bu anlamda etnik körüm, mezhepsel körüm, bölgesel körüm. Ben kimseyi görmem. Ben insanı görürüm. Kardeş gibi görürüm.